Bu yıl Survivor'a damga vuran iki yarışmacı buluştu, tüm sırlar ortaya çıktı. Semih Öztürk ve Tuğba Özay'ın bir araya geldiği gecenin en çarpıcı anlarını izliyoruz. Survivor'ın iki eski yarışmacısı buluştu, ata anıları ilk kez ortaya çıktı. Semih, bir şey soracağım. İtiraf edebilecek misin? Herkese aşık olunmuyor. Semih ve Tuğba Özay'la çok özel bir röportaj Magazin 8'de. İlk günden beri Semih örneğin bana hiçbir zaman Tuğba dememiştir. Hep böyle Tuğba Hanım diye hitap etmiştir. Bu benim ilgimi çekiyordu. Semih yarışmada sakatlanmıştı. Tedavisi devam ediyormuş. Son durum nedir? İyi, bayağı düzeldi. Yani daha hareket devam, ettirebiliyorsun. Tabii, daha devam edecek. Tabii. Daha süper. Devam ediyor. Yani. Semih Survivor'daki iğneli cümlelerine devam ediyor. Zaten doğrusu kimle görüşüyoruz ki yani oradan? Çok kapıştık mı orada? Maalesef orada sahte ilişkiler olduğu için biz de bir ilişkimizin sahte olmadığını da çok güzel bir şekilde gösterdiğimizi düşünüyorum. Tuğba Özay, Semih'i çok saygı ve sevgi dolu buluyor. Ben ilk günden beri çok ilginçtir. Semih'le aynı takımda olmadığımız halde hep yakındık. Evet. Bir kere çok saygılı bir insan. Kendisiyle ilgili yaratılan o algının dışında gerçekten çok özünde çok naif bir insan. Evet. Ve ilk günden beri Semih örneğin bana hiçbir zaman Tuğba dememiştir. Hep böyle Tuğba Hanım diye hitap etmiştir. Bu benim ilgimi çekiyordu. Çünkü orada ister istemez herkes aynıydı. Adada herkesin şartları aynıydı diyor Tuğba Özay. Evet. Yani orada işte konumun, kariyerin, yaşın vesaire hiçbir önemi kalmıyordu. Herkes aynı şartlardaydı ama o şartlar dahilinde bile duruşunu bozmayan, işte belli bir çerçevede yine insanlara yaklaşan bazı kişiler vardı. Bunlardan biri de Semih'ti. Gizem Kerimoğlu düştü, Tuğba da düştü. Dominik'te verilen sözler de ortaya çıktı. Kendisine orada bir takım şeyler söylemiştim, bir takım sözler vermiştim. O da aynı şekilde bana bir takım şeyler söylemişti. Ve biz birbirimize esasında ne kadar çıkarsız sevdiğimizi, birbirimize ne kadar çıkarsız yaklaştığımızı bence göstermiş oluyoruz diye düşünüyorum. Gelelim itiraflara. Semih, bir şey soracağım. İtiraf edebilecek misin? Hiç Survivor'da mesela böyle bir tatlı bir hırsızlık yaptın mı? Allah. ben de o zaman şuradan belki kurtarırım. Ben de kalem çaldım. Tuğba Özay da bir kalemi hatıra olarak almış. Yani bir kalem çalma operasyonum var. Çünkü her şey yasak. Yani ne kalem, ne kağıt, yani hiç diş fırçası, hiçbir şey yok ki. Ben mesela anlam veremiyorum. Geçmişte işte bir takım dedikodular çıkmış. Yok yemek veriyorlar arkada. Nerede yemek? Biz yani imkansız. Gerçekten hani orada mesela bizi korumakla görevli kişilerin kaldığı bir yer vardı. Oraya 50 metre yaklaşınca kıyamet kopuyordu yani. Gerçekten ne yaptım? Ben tatlı bir hırsızlık yaptım işte. Kalem çaldım. Çünkü sonra tekrar yerine bıraktım. Zaten yani çantalarımız, evet işte bir şarkı sözü yazmıştım. Tuvalet kağıdı aşırıp. Ona ilham geldi değil mi orada? Ya, o aslında var ya, ben oradan kitap yazar dönerdim de işte maalesef o kadar çok tuvalet kağıdım yoktu diye. Adada hangi şarkıyı yazdı Tuğba Özay? O kalem sayesinde ve o aşırdığım tuvalet kağıdı sayesinde çok güzel bir şarkı yazdım ve yeni çıkan Pes Etme adlı albümde de Bir Şey Söylemek İstiyorum adlı bir şarkı oluştu. Aşk 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 sadece. Semih sakallarını da kesmeyecekmiş. Kız arkadaşın da istemiyor. Kısa kısa, tabii kısa kısaltacağım yani ama birden öyle kesmeyeceğim. Tuğba Özay günümüz ilişkilerinde çabuk tüketilen değerler için de konuştu. Herkese aşık olunmuyor. Gerçekten herkese aşk yaşanmıyor. Herkesi sevemiyorsun. Ya ben bir ilişkinin ardından o ayrılığın acısını bile çok uzun süre yaşayan bir insanım.